kez siyaseti konuşacağız. Nitekim konuğumuz İYİ Parti Bursa İl Başkanı Doktor Yahya Bahadır. İYİ Parti'nin İl Kongresi önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek ve biz kongreyi ve diğer konu başlıklarımızı İYİ Parti Bursa İl Başkanı Doktor Yahya Bahadır'la konuşacağız. Sayın Bahadır, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Veda etmeye hazırlanıyorsunuz artık il başkanlığına. Nitekim pazar günü yapılacak İYİ Kongresi'nde aday olmayacağınızı kamuoyuna deklare etmiştiniz. Pazar günü kongreniz var. Hemen bir değerlendirme alalım. Kaç aday var? Sizin adaylığınızla ilgili tasarrufunuzun arka planında ne yatıyor? Bununla başlayalım. Buyurun efendim. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program için. Partimizin kurucusu olarak, kurucu il sekreteri olarak siyasete başlamış birisiyim. Ve yaklaşık 2 yılda geçti, il başkanı olarak ardından bu görevi sürdürdüm. Ve geldiğimiz noktada da partiyi bu yapacağımız ikinci olağan kongreyle de il başkanlığı dönemini tamamlayarak görevi aday olan arkadaşlara, kongrenin seçici aday olan arkadaşlara teslim edeceğiz. Bu süreç içerisinde görevi aldığım dönemdeki hedefimiz partimizin yeni kurulmuş olduğu hemen erken seçime girerek oluşan yapının daha sağlıklı bir teşkilat yapısına kavuşturmak amacıyla yeniden yapılanma süreci partimizde başlatılmıştı. Ve ben de kurucu il başkanı olarak bu görevi aldım. 2 yıllık çalışma boyunca da tüm teşkilatlarımızda gerek üye kayıt çalışmaları ve gerekse de mahalle teşkilatları, ilçe teşkilatlarının güçlendirmesi çalışmalarını ekip arkadaşlarımla beraber sürdürdük. Bu arada da bir yerel seçim atlattık. Bu yerel seçim çalışmalarında da Bursa ölçeğinde bizim genel seçimde de almış olduğumuz Türkiye ortalamasının da üstünde %12,5'luk bir oy oranımız vardı. Yerel seçimde bunu daha da artırdık ama belediye başkanlığı noktasında maalesef kıl payı kaçırdığımız belediye başkanlığı oldu. Sonuçta 2 milletvekili ve 57 meclis üyesiyle şu anda hem yerelde hem de genelde partimiz siyasetin yoluna devam ediyor. Amacım parti içi demokrasiyi işleterek ve partinin bütün organlarını seçimle yapacak şekilde bir süreci sürdürerek bu noktaya kadar getirmekti. Hem Türkiye ölçeğinde Bursa teşkilatları olarak da genel merkezimizin aldığımız verilerde ve kamuoyunun da bakışıyla da bir başarılı bir süreç geçirdiğimiz söyleniyor. Ben de bunda mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsunuz. Kaç aday var? Bu kongrede 2 adayımız var. Birisi bizim daha önce benden önce kurucu il başkanımız olan Sayın Yüksel Yılmaz Beyefendi, ki bu davada da çok değerli hizmetleri olan ve hepimizin çok sevdiği, değer verdiği kurucu il başkanımız, ki siyasete de kendileriyle başlamıştır ben. Yine ikinci adayımız da milletvekili adayımız olan, daha önce de Kamusen'de bölge başkanlığı yapan Sayın Selçuk Türkoğlu kardeşimiz adayla. Böyle bir kongre yarışı. Aslında ikisi de birbirinden değerli. İkisi de bu konuda tecrübeli ve bu işi bizden sonra da başarıyla bayrağı daha iyi taşıyacağına inanıyorum. Evet, peki. Siz mevcut il başkanı olarak aday değilsiniz. Herhangi bir adayı da işaret etmiyorsunuz ama sizin ekibinizden olan birçok ismin Yüksel Yılmaz'ın listesinde olduğunu biliyoruz. Bu bir buradan Yahya Bahadır'ın Yüksel Yılmaz'ı destekliyor sonucu çıkar mı? Ne diyorsunuz? Daha mı yakın sanki size Sayın Yılmaz? Ben de Yüksel Bey'le çalıştım. Evet. Selçuk Bey'i ben bu partide milletvekili adaylığı döneminde tanıdım. Ondan sonra zaten sendikacılık görevi nedeniyle, kamu devlet memuru nedeniyle parti üyeliği tekrar yeni üye olarak bu siyasete başladı ki o da 5-6 ay oldu sanıyorum en fazla. Dolayısıyla kendisiyle çalışma imkanımız olmadı sadece şeydi ama
tabii ki partinin çalışmalarında da emek veren, değerli bir hepimizin sevdiği değerli bir insandır. Ama kendi arkadaşlarım ve kurucu kadro olarak bizim o misyonu ben de yeni arkadaşlarımızı katarak oluşturduğum için bu ekiptir, bu hizmet yarışı ekibidir. Herkes kendisini daha yakından tanıyan ekiplerle yola devam etme düşüncesi var. Ben de o nedenle arkadaşlarımın tercihlerine saygı duyuyorum. Bu konuda da benim aşikar olarak taraf olmamı gerektirecek de bir ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Herkesin bir oyu var, ben de gidip sandığa atarım. Taraf değilsiniz. Yani o ihtiyaçları yok. Çünkü herkes kendi şeyini veriyor. Evet. Yani o konuda ikisini de tanıyorum, tanıdım, biliyorum. Sayın Genel Başkan il kongresinde olmayacak değil mi? Bunun nedeni nedir? Genel Başkanımız Türkiye'deki bütün il kongrelerinde de aynı çizgiyi sergiliyorlar. Çünkü kazanan da bizim, kazanmayan da bizim. Sonuçta bu kongrede amaç hizmet yarışıdır. Bir kongreye katıldığı zaman da diğer kongreler oraya gitti, bize niye gelmedi diye il olarak böyle bir kırılganlık olmaması adına bu şekilde bu sürecin parti içi demokrasiyi kendi organlarıyla ve kendi düzeylerinde işletmelerini sağlamayı tesis etme adına böyle bir karar uyguluyorlar ve bence de şimdiye kadarki bütün kongrelerde de hiç sıkıntısız bir şekilde partideki teşkilattaki üst yöneticilerimizle, genel başkan yardımcılarımızla bu süreç çok başarılı bir şekilde Türkiye'de götürüldü ve bitiş noktasında. Az önce kendi döneminizi tarif ederken dışarıdan başarılı olduğumu söylüyorlar şeklinde bir ifade kullandınız. Ama ben yine biraz da size sormak istiyorum. Geriye dönüp baktığımız zaman nasıl bir il başkanlığı dönemi geçirdiniz? Yahya Bahadır dönemini nasıl okumamız gerekiyor? Değerli üstadım, birbirini tanımayan insanların bir araya geldiği bir hizmet aşkıyla Türkiye'nin geleceğine katkı koyma adına kurulmuş bir kadro vardı elimizde. Ve siyaset yapmaya alıştırma adına bir süreç yaşamamız gerekiyordu. Bu kongreler de bunun aslında bir parçası. O nedenle burada toplayıcı, kucaklayıcı ve her ne olursa olsun bu partinin kuruluşunda MHP sürecinden gelen milliyetçi ve ülkücü arkadaşlarımız ki onların partideki emekleri hiçbir zaman inkar edilemez. O kadrolar sayesinde bu parti hızla kurulmuştur ve seçime girmiştir. Ancak şu da bir gerçek ki eğer bu parti iktidar olmak istiyorsa ki hedefimiz de odur. Sadece o kadrolarla bu olmaz. Bu kadroları partide benim gibi ve benim dışındaki birçok arkadaş gibi siyaset yapmak isteyen arkadaşlara da alan açarak ideolojilerini ve fikirlerini değiştirme ihtiyacı hissetmeksizin bu Türkiye'nin temel değerleri, Türk vatanı, Türk bayrağı, Türk milleti ve Türk devleti bu kavramlara inanmış ve Cumhuriyet'in temel değerlerine inanmış ve milli manevi değerleri de özümseyen her insanın siyaset yapacağı bir alan açmak için elimden geldiği kadar partiyi büyütmeye çalıştım. Çünkü iktidara yürümenin yolu budur. Ve bu anlamda da ben bundan sonra da bu sürecin bu şekilde büyütülerek devam etmesinin iktidar yolculuğunda önemli bir vizyon ve misyon olduğunu düşünüyorum. Zira bu olmadan, bunu tesis etmeden biz toplumun tam yansıtan bir konumda olamayız. Olamazsınız. Peki güncel bir soruyla devam edeyim. Son sorularımdan birisi bu. İYİ Parti'nin son aylarda Cumhur İttifakı'na yaklaştığına dönük kamuoyunda bir algı var. İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan kopacağı ve Cumhur İttifakı'na gireceğine dönük iddiaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim kuruluş felsefemiz neyse o zaman ne söylüyorsak yine aynı şeyi söylüyoruz. Bu partinin kuruluşu aslında 17 Nisan referandumudur. Referanduma hayır kampanyasını yürüten genel başkanımız ve ekip arkadaşları bu partiyi kurmuştur. Çünkü Türkiye'de 100 yıldır sürdürülen parlamenter sistem darbelerle kesintiye uğratılmış olsa bile bir kazanım ve demokrasi adına Türkiye için önemli bir kavramdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen tek adam sisteminin de bu ülkeye hayır getirmeyeceğini ekonomik anlamda güçler ayrılığı prensibinin korunması anlamında, hak, hukuk ve adaletin tesisi anlamında iyi gitmeyeceğini söyledik
Ancak bu referandumda böyle çıkmayınca da parti kurulma ihtiyacı doğdu. Bir çoğu arkadaşım MHP sürecinden geldi ama MHP sürecinden gelmeyen benim gibi birçok arkadaşlarım parti kuruldu. Ve bu süreçte de bizim ne kadar haklı olduğumuz ortada, Türkiye'nin geldiği durum. Dolayısıyla bizim hedefimiz her ne şekilde olursa olsun bu sistemle bu ülkenin önü açılmaz. Güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmedikçe bu ülkede üretim, ekonomi, hak, hukuk tesis edilemeyecek. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar bu şekilde her zaman konuşuluyor olur. Bu kavram değişmediği için de bizim herhangi bir şekilde Cumhur İttifakı ile herhangi bir şeyimiz söz konusu değil. Olamaz da. İktidar yani, kendi arziyetini... Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de devam ettikçe Cumhur İttifakı'na girmeyi söz konusu değil. Değil. Çünkü kendi arziyetlerinden dolayı doğan bir bu temennileridir. Ve bunun da bizim gözümüzde magazinsel bir değeri dışında bir anlamı yok. Eğer bu ülkede bir anayasa değişikliğiyle bu sistemi değiştirip daha önceki iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir fikirler varsa ona katkı sağlama adına her türlü katkıyı vermeye hazırız. Bizim tek şartımız budur. Bu olmadıktan sonra da bizim onların siyasi beceriksizliklerini bizi payanda etmelerine de imkan fırsat vermezsiniz. Böyle bir şey de söz konusu olamaz diyorsunuz. Sayın Bahadır, çok teşekkür ediyorum. Kongrenizde iki aday yarışacak. Hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu siyasette Bursa'da yaptığımız süre boyunca ki yapmaya da devam edecek. Sonuçta partimizin uygun göreceği organlarda da yine aynı şekilde hizmet aşkımız devam edecek. Bursa siyasetini ve Bursa'nın meselelerine bu şekildeki programlarda yaptığınız değerli katkıların için sizleri de tebrik ediyorum ve teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Saygılar. Evet değerli izleyenler, konuğumuz İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Yahya Bahadır'dı. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.